Profesör Doktor Tufan Tarcan, nörojenik mesane, nörojenik alt üriner sistem işlev bozukluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nörojenik mesane hem çocuklarda hem de erişkinlerde herhangi bir nörolojik hastalık nedeniyle ortaya çıkan alt üriner sistem işlev bozukluğudur. Çocuklarda yaşanmasının en sık nedeni spina bifida, serebral palsi ve sinir sistemi tümörleridir. Sinir sisteminin diğer hastalıkları da daha seyrek olarak görülebilir. Erişkinlerde nörojenik mesane probleminin görülmesinin başında şeker hastalığı gelmektedir. Şeker hastalığı mesaneyi kontrol eden sinirleri bozabilir. Buna diyabetik nöropati, yani şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sinirsel bozukluk adı verilmektedir. Nörojenik mesane ayrıca omurilik yaralanmaları, MS, Parkinson, serebrovasküler olaylar ve bel fıtığı hastalarında da sık sık görülür. Nörojenik mesanede işlev bozukluklarının ortaya çıkış şekli çok değişken olabilir. Çünkü altta yatan nörolojik tabloda değişkenlik göstermektedir. Nörojenik mesanede öncelik altta yatan hastalığın tedavisidir. Çoğunlukla sinirlerde oluşan hasar geri döndürülemez olur. Ama kısmi bir felç yaşayan hastalarda mesane işlevi de zamanla düzelebilir. Biz nörojenik mesanede ortaya çıkan problemleri bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız fizyolojik koşullarda mesaneyi hem idrarı depolayabilir hem de boşaltabilir hale getirmektir. Eğer altta yatan nörolojik hastalık düzelemiyorsa, ürolojik tedavilerimiz daha çok ortaya çıkan problemin tedavisine yönelik olmaktır. Mesane boşaltımında en sık uygulanan yöntem temiz aralıklı kateterizasyondur. Burada hasta günde 6 kez kendi kendine ince bir sondayı mesanesine idrar yolundan uygulayarak mesanesini bu şekilde boşaltabilir. Eğer mesanede idrar depolayamama sorunu varsa mesaneyi büyütücü tedaviler veya mesaneyi büyüten ameliyatlar uygulanabilir. Nörojenik mesane durumunda böbrek sağlığı çok önemlidir. Çünkü nörojenik mesaneli hastaların bir grubunda idrarı gerektiği gibi depolayamaması çok yüksek basınçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu yüksek basınçlar böbreğe sirayet ederek böbrekte tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Tekrarlayan bu enfeksiyonlar böbrek parenkiminde kayba yol açabilir. Böbrekte oluşan hasar ise çok risklidir. Geri dönüşü olmaz. Tedavi etmezseniz kronik böbrek yetmezliğine kadar gider. Böbrekleri koruduktan sonra ikinci amaç hastayı kuru tutmaktır. Bunun için de değişik medikal, minimal, invaziv ve cerrahi yöntemler uygulanır. Hastalara hasta bezi ve mesane pedi de önerilmektedir. Özellikle idrar kaçıran hastalara sondalama aralarında, tedavi geçişlerinde ve tedavi sürecinde hasta bezi önerilir. Özellikle nörojenik mesaneli çocuklarda idrar kontrolü bazen daha geç sağlanmaktadır. Bu tablolarda da hasta bezine başvurmak en doğrusudur.